Samanyolu Avrupa Haber Frankfurt stüdyolarından mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Avrupa gündemindeki önemli gelişmelerle karşınızdayız. Yaptığı uygulamalarla zaman zaman aileleri çocuklarından kopararak mağdur eden gençlik daireleriyle ilgili skandallara bir yenisi daha eklendi. Gelsinkiyesi'nin gençlik dairesi başkanı ve yardımcısı ailelerden aldıkları çocukları Macaristan'da kendi kurdukları esirgeme yurduna göndermiş. Kinder brauchen den Schutz dieser Gesellschaft mehr als alle anderen. Gelsinkirchen Gençlik Dairesi Başkanı Alfons Wissmann ve yardımcısı Thomas Frings hakkında çok ağır suçlamalar yapılıyor. ARD kanalının Monitor programının yaptığı araştırmaya göre ailelerden aldıkları çocuklarla sistemli bir şekilde para kazanmışlar. Irgendwas gemacht heißt ohne pädagogisches Konzept. İddiaya göre Gelsinkirchen Gençlik Dairesi'nin yöneticileri Sankt Josef yurdunun dolu olmasını sağlayarak çocukları Macaristan'da bir yurda göndermişler. Gönderdikleri yurdun sahibi olan Neustadt firmasını 2004 yılında yine kendileri kurmuş. Devlet çocuk başına ayda 5500 euroyu Macaristan'daki yurdun sahibi Neustadt firmasına ödemiş ancak çocuklara yeterli bir bakım yapılmamış. Macaristan'daki yurdun eski bir çalışanının ifadesine göre gelen çocukları sadece bir şeylerle oyalamışlar, herhangi bir pedagojik çalışma ise yapılmamış. Gelsinkirchen Belediye Başkanı Frank Baranowski, olayın araştırıldığını ve daire başkanı ve yardımcısının görevden alındığını açıkladı. Wissmann ve Frings ise olayı inkar ederlerken, kurdukları Neustadt firmasını birisi eşine, birisi kardeşine devrettiği söyleniyor. Eine Kooperation bestreitet man. Monitor programının araştırmalarında Dawson şehrinde de benzer olaylardan bahsediliyor. Buradaki gençlik dairesi Bochum'daki Life GmbH şirketiyle çalışıyor. Bu şirket Almanya'daki yurtlarda yer olmayınca, çocukları yurt dışına gönderiyor. 11 yaşındaki bir erkek çocuğu Macaristan'da 64 yaşında tecrübesiz birinin yanına gönderilmiş. Çocuk okula da gitmiyor. İnternet üzerinden haftada 4 saat ders alıyor. Bu çocuğun maliyeti devlete ayda 8000 euro. Bunun 7000 eurosunu Life şirketi alıyormuş. 800 eurosu da yine Life şirketine ait internet okuluna gitmiş. Makinistler Deutsche Bahn'ın zam teklifini reddetti. Deutsche Bahn son teklifinde makinistlere 1 Temmuz itibariyle iki aşamada %4.7 zam ve 30 Haziran'a kadar bir defaya mahsus 1000 euro ödeme taahhüdünde bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde makinistlerin yaptığı grevler neticesinde yüz binlerce yolcu mağdur olurken Alman demiryolları şirketi Deutsche Bahn grevlere son vermek için yeni bir teklif hazırladı. Ancak Alman Makinistler Sendikası'nın Deutsche Bahn'ın yaptığı zam teklifini kabul etmediği haber verildi. Alman Makinistler Sendikası tarafından yapılan açıklamada bir sonraki grevin çok daha uzun süreceği tehdidinde bulunuldu. Deutsche Bahn son teklifinde makinistlere 1 Temmuz itibariyle iki aşamada %4.7 zam ve 30 Haziran'a kadar bir defaya mahsus 1000 euro ödeme taahhüdünde bulunmuştu. Sendika yeni teklifte iş saatlerinin azaltılmamasını, fazla mesaiye sınır konmamasını, kararlara dahil edilmemelerini ve maaşlarda yeni tarife uygulaması yapılmamasını eleştirdi. Alman Makinistler Sendikası makinistler için %5 zam ve haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesini talep ediyor. Görüşmelerden bir sonuç çıkmazsa 8. grev kaçınılmaz görünüyor. Almanya'da demiryolu taşımacılığındaki grevler günlük hayatın bir parçası haline geldi. Son bir yıl içerisinde toplam 7 kez greve giden Alman demiryolları vatandaşların sabrını sınamaya devam ediyor. Grev nedeniyle mağdur olan yolculara bu durumlarda tazminat veya bilet ücretini geri talep etme hakkı doğuyor. Ancak birçok yolcu bundan habersiz. Uzmanlar birçok tren yolcusunun haklarından habersiz olduğunu belirtiyor. Bir saati aşan gecikmelerde demiryolu şirketi bilet ücretinin %25'ini, iki saati aşan gecikmelerde ise bilet ücretinin %50'sini iade etmek zorunda. Yolculuk başlamadan önce hedeflenen yere en az bir saatlik gecikmeyle ulaşılacağı belli ise, vatandaşlar biletini iade edip ücretin tamamını da talep edebilir. Hızlı tren yolculuğunda ise 30 dakikadan sonra bilet ücretinde indirime gidilmek zorunda. Sezonluk ve aylık bilet sahibi olanlar da bir saati aşan gecikmelerde tazminat talep edebilirler. Bunun yanı sıra yolcular normal tren yerine gitmek istedikleri şehre o saatlerde bir hızlı tren seferi varsa hiçbir ek ücret ödemeden hızlı trenle de gidebilirler. Uzun yolculuk yapmak üzere yola çıkanlar ve grev nedeniyle yarı yolda mahsur kalanlar da kaldıkları şehirde bir otele yerleşebilir ve otel ücretini demiryolu şirketinden talep edebilirler. Söz konusu durumlarda mağdur olan vatandaşların posta yoluyla veya Deutsche Bahn Seyahat Merkezi'ne biletin fotokopisiyle müracaat etmesi yeterli.
Yeşiller Partisi, demokrasinin ve açık toplumun en önemli araçlarından olan medyanın Türkiye'de baskı altında olduğu ve gazetecilerin görevlerini yerine getiremediklerini belirterek, federal hükümete ve uluslararası topluma Erdoğan'ın üzerinde baskıyı artırın çağrısı yaptı. Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde Türkiye'de gazetecilerin tutuklu ve baskı altında olduğuna dikkati çeken Yeşiller Partisi, Türkiye'de medyaya baskının endişe verici boyutta olduğunu belirtti. Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle Yeşiller Partisi adına açıklama yapan medya sözcüsü Tabea Özne ve dış politika sözcüsü Omid Nuripur, Türkiye'de medyaya sansürün günlük yaşamın bir parçası haline geldiğini ifade etti. Uluslararası toplum ve federal Almanya hükümeti, Erdoğan üzerindeki baskıyı ciddi şekilde artırmalıdır. Maalesef bu zamana kadar açıktan kamuoyu önünde eleştirilmediği ifadelerini kullanan Yeşiller Partisi, medya mensuplarının Türkiye'de neredeyse her gün iktidar ve güç sahipleri tarafından hakarete uğradığına dikkati çekti. Gazetecileri Koruma Komitesi verilerine göre, geçtiğimiz yıllarda dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar Türkiye'de gazetecilerin tutuklandığını belirten Yeşiller, hükümetin kabul ettiği güvenlik yasası medya üzerindeki baskıyı daha da artıracak. Sansür Türkiye'de günlük yaşamın bir parçası oldu. Geçtiğimiz 2014 Eylül ayında hükümetin yeni internet yasası ise internet sayfalarının mahkeme kararı olmadan kapatılabilmesini öngörüyor. Şu sıralar Türkiye'de 40 bine yakın internet sayfasına erişim engellenmiş durumda. Google'ın açıklamasına göre dünyada Türkiye kadar içerik silinmesini talep eden başka bir ülke yok. Bu yıl Nisan ayında da ülke genelinde Twitter, YouTube ve Facebook'a erişim engellendi eleştirisini dile getirdi. Uluslararası toplumun Türkiye'de şu anda tutuklu gazetecilerin özgürlüklerine kavuşmaları için Erdoğan ve hükümeti üzerinde baskıyı artırmaları çağrısı yapan Yeşiller Partisi, Alman hükümeti de Türkiye'de erozyona uğratılan basın özgürlüğüne karşı kamuoyu önünde ve diplomatik kanallarla harekete geçmeli, gazetecilere yönelik şiddet eylemlerinin, ceza takip işlemlerinin yapılması için çalışmalı. Özgür olmayan basın aynı zamanda bütün toplumun özgürlüğünü tehdit ediyor. Medya ancak özgürce ve engellenmeden işini yaparsa toplumda bağımsız bir siyasi fikir oluşur vurgusunu yaptı. Bulgaristan Gümrük Müsteşarı Kapıkule sınır kapısını ziyaret etti. Yapılan görüşmelerde Türk-Bulgar gümrükleri arasında var olan işbirliğinin daha da artırılarak devam ettirilmesi kararı alındı. Bulgaristan Gümrük Müsteşarı Vanyo Tanov Kapıkule sınır kapısını ziyaret etti. Türk-Bulgar gümrükleri arasındaki işlemlerin daha hızlı, kolay ve güvenli yürütülmesi, kaçakçılıkla mücadele ve bilgi paylaşımında daha sıkı işbirliği konularını görüşmek üzere sınır kapısına gelen konuk müsteşarı, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Vekili Gürkan Örgel ağırladı. Toplantıda Türk-Bulgar gümrükleri arasında var olan işbirliğinin daha da artırılarak devam ettirilmesi kararı alındı. Polonya'da taraftarlar sahaya atladı. Holiganlara engel olmak isteyen polis silahını kullanınca bir kişi vurularak öldü. Olaylar saha dışına taştı. İşte o görüntüler. Taraftar sahaya atladı, polis silah kullandı. Ortaya işte bu görüntüler çıktı. Polonya'da 4. lig takımları Konkordia Knurów'la Ruch Razionkov takımları arasındaki karşılaşma sonrası holiganlar sahaya girdi. Holiganlara engel olmak isteyen polis silahını kullandı, plastik mermiyle vurulan taraftar ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan taraftarın öldüğü açıklanınca hastane çevresine gelen taraftar grubu polisle çatıştı. Polise taş ve molotof kokteyliyle saldıran taraftardan bazıları gözaltına alındı. Taraftarı öldüren polis hakkında soruşturma açıldı. Le Pen ailesinde siyasi kriz devam ediyor. Aşırı sağcı partinin lideri Marine Le Pen babasının parti adına konuşmamasını istedi. Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin onursal başkanı Jean-Marie Le Pen ile parti başkanı kızı Marine Le Pen arasındaki kriz giderek büyüyor. Marine Le Pen babasının bundan sonra parti adına konuşmasını istemediğini söyledi. Fransız Antele kanalına açıklamalarda bulunan Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen artık parti adına konuşmamalı. Onun önerileri artık partiyi bağlamayacak. Yönetiminde olmadığı partinin hala varlığını sürdürmesine ve gücünü artırmasına maalesef tahammül edemiyorum ifadesini kullandı.
Babası için son yaptıkları kabul edilemez diyen Marine Le Pen, partiye oy verenlerin görüşlerine artık saygı göstermesi gerekir diye konuştu. Jean-Marie Le Pen son olarak parti tarafından ülkenin ulusal kahramanı Jeanne d'Arc'ı anma günü dolayısıyla önceki gün düzenlenen etkinliğe davetli olmamasına rağmen etkinlikte kızı konuşma yaparken sahneye çıkarak kısa bir süre partilileri selamlamıştı. Ülkede düzenlenen son kamuoyu yoklamaları, 4 seçmenden birisinin 2017 yılında düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Marine Le Pen'e oy vereceğini ortaya koyuyor. Danimarka'da yapılan bir araştırma, paraları olsa bile yabancı kökenli bir isme sahip olanların ev alırken ya da kiralarken çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldığını ortaya koydu. Danimarka'da Ulusal Temiz Kurumu tarafından yapılan etnik Danimarkalı olmayanlara karşı ayrımcılığın kapsamı isimli araştırmaya göre Danimarka kökenli bir isme sahip olanlar yabancı kökenli bir isme sahip olanlara göre çok daha kolay ev buluyor. Yabancı kökenli bir isme sahip olanlarsa ev ararken ya da satın alırken bir takım ayrımcılıklara maruz kalıyor. Araştırmaya göre yabancı kökenli bir isme sahip olanlar Danimarka kökenli bir isme sahip olanlara oranla %27 daha fazla. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Entegrasyon Bakanı Manu Sarin, araştırma sonuçlarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Sarin, özellikle yabancı kökenli isimlerin Danimarka'da çok uzun zamandan beri var olduğunu düşününce, bence bu çok ama çok üzücü bir durum dedi. Avrupa'da araçlarda acil yardım çağrı cihazları zorunlu hale geliyor. Avrupa Parlamentosu'nun onay verdiği yeni kurallar çerçevesinde Avrupa Birliği'nde trafiğe çıkan araçlarda acil yardım çağrı cihazları bulunması gerekecek. Avrupa'da araçlarda acil yardım çağrı cihazları zorunlu hale geliyor. Avrupa Parlamentosu'nun onayını alan yeni düzenlemelere göre Avrupa Birliği'nde trafiğe çıkan tüm binek ve hafif ticari araçlarda 1 Nisan 2018'den itibaren e-call adı verilen bir cihazın bulunması şart olacak. Cihaz bir kaza anında en yakın acil durum merkezine bilgi gönderecek ve böylece yetkililer kazanın yeri, zamanı ve araçtaki kişi sayısı hakkında hızlı bir şekilde bilgi sahibi olacak. Please help me. I have a heart attack. Yasayı hazırlayan Avrupa Komisyonu bu önlemler sayesinde kazalara müdahale süresinin kırsalda yarı oranında, kentsel bölgelerde ise %60 oranında kısalacağını tahmin ediyor. Komisyon yeni uygulama sayesinde trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısını %10 oranında düşürmeyi hedefliyor. Cihaz aynı zamanda aracın içindeki bir düğmeye basılarak da etkin hale getirilebilecek ve böylece tanıklar da kazaları yetkililere bildirebilecek. E-call cihazı kaza durumları dışında araçların yerini takip etmeyecek ve vatandaşların izni olmadan hiçbir bilgiyi üçüncü taraflarla paylaşmayacak. Komisyon uygulama yürürlüğe girdikten 3 yıl sonra bir durum değerlendirmesi yapacak ve buna göre cihazın otobüs ve kamyonlarda da zorunlu kılınmasına ilişkin kararını verecek. Avrupa Birliği'nde 2014 yılında gerçekleşen trafik kazalarında toplam 25.700 kişi hayatını kaybetmişti. Avrupa Birliği geçtiğimiz hafta aldığı bir kararla üye ülkelerde poşet tüketimini sınırlandırdı. Plastik poşetle mücadeleye İrlanda örnek oldu. Ülkede kişi başına yılda 328 plastik poşet kullanılırken pahalı ücretlendirme sayesinde tüketim kişi başına 20'ye düştü. Bir kere kullanılıp genelde çöpe veya doğaya atılan plastik poşetlerin tüketimi istatistiki sayılara göre Avrupa'da kişi başına yılda 71 adet. Doğada ayrıştırılabilmesi için 450 yıl gereken imha edilirken de çok tehlikeli gazların açığa çıkmasına sebebiyet veren plastik poşetlerin kullanımı Avrupa Birliği'nin önceki gün aldığı bir kararda aşamalı olarak sınırlandırıldı. Alınan karar uyarınca Avrupa genelinde ve buna bağlı olarak Almanya'da kişi başına kullanılan poşet sayısı 2019 yılına kadar yılda 90 adeti, 2025 yılına kadarsa 40'a düşürülecek. Sınırlandırmanın nasıl yapılacağına ülkeler kendileri karar verebilecek. Uygulanabilecek yöntemler arasında yasaklama, vergilendirme ve ücretlendirme bulunuyor. Avrupa Birliği çerçevesinde en fazla plastik poşet kişi başına 500 poşetle Polonya ile Portekiz'de kullanılırken, tüketilen poşet sayısının en düşük olduğu ülkenin İrlanda olduğu bildirildi. İrlanda'da kişi başına yılda sadece 20 plastik poşet harcanıyor. Plastik poşet tüketiminin İrlanda'da daha önce 328 adet olduğu, ancak ücretlendirme sistemiyle tüketimin kısa sürede 328'den 20'ye düştüğü kaydedildi.
İrlanda'da poşet başına 22 sent ücret alınıyor. Boksta 100 yılın maçı olarak nitelendirilen mücadelede kazanan Floyd Mayweather oldu. Böylelikle Manny lakaplı Mayweather yenilmezliğini korudu. Boksta asrın maçı oynandı. Amerikalı Mayweather'la Filipinli Pacquiao arasında yapılan yarı orta siklet ünvan maçının galibi Mayweather oldu. Filipinli'nin agresif stiline karşılık Mayweather daha uzaktan dövüştü. 12 round süren karşılaşmayı hakem kararıyla Mayweather 116-112 kazandı. Bilet satışları, yayın ücretleri ve sponsorluk anlaşmaları ile beraber 400 milyon doların üstünde hasılat elde edildi. Para ödülü 300 milyon dolar olan tarihin en yüksek ödüllü boks maçında anlaşma gereği ödülün %60'ını Mayweather, %40'ını Pacquiao aldı. Karşılaşmayı kazanan Mayweather, Pacquiao gerçek bir şampiyon ve ikimiz de en iyi zamanlarımızı yaşıyoruz. Onu yeneceğimizi biliyordum, akıllıca oynadığımı düşünüyorum dedi. Mayweather ise iyi bir maç oldu ve sonunda kazandığımı düşündüm. Mayweather aslında pek bir şey yapmadı ve ben iyi dövüştüm ifadelerini kullandı. Bundesliga ekiplerinden Augsburg Halil Altıntop'un sözleşmesini 2017'ye kadar uzattı. 2013'te Trabzonspor'dan Augsburg'a transfer olan Halil Altıntop bu sezon oynadığı 28 maçta 3 gol attı. Almanya 1. Futbol Ligi takımlarından Augsburg'un Türk futbolcu Halil Altıntop'un sözleşmesini 2 yıl uzattığı bildirildi. Alman kulübü Halil Altıntop'un sözleşmesini 2017'nin Haziran ayı sonuna kadar uzattığını açıkladı. Açıklamaya göre Halil Altıntop'un yanı sıra kaleci Alexander Manninger'in sözleşmesi 30 Haziran 2016 tarihine, 2016'ya kadar kontratı olan kaptan Paul Feyerheck'in sözleşmesi de 2018'e kadar uzatıldı. Zwei Spieler aus Schalke Zeiten noch. Halil Altıntop yeniden Bundesliga'da oynama fırsatı verdiği için Augsburg'un bir şans olduğunu belirterek bu kadar başarılı olacaklarını çok az kişinin tahmin ettiğini söyledi. Böyle bir turnuvaya katılabilme... 2013'te Trabzonspor'dan Augsburg'a transfer olan Halil Altıntop bu sezon oynadığı 28 maçta 3 gol, geçen sezon ise 34 maçta 10 gol atmıştı. Ya definitiv. Augsburg bu sezon puan cetvelinde 43 puanla 6. sırada yer alıyor. Sevgili seyirciler, şimdi de ekranlarınıza bu gece ve yarınki hava durumu geliyor. Hamburg çok bulutlu 11 ila 18, Berlin az bulutlu 12 ila 22, Köln az bulutlu 14 ila 22, Frankfurt az bulutlu 13 ila 23, Stuttgart çok bulutlu 13 ila 20, Münih parçalı bulutlu ve yağmurlu 12 ila 21 derece. Amsterdam çok bulutlu 13 ila 18, Brüksel çok bulutlu 14 ila 20, Paris az bulutlu 17 ila 21, Londra çok bulutlu 13 ila 18 derece. Madrid az bulutlu 14 ila 29, Roma güneşli 18 ila 28, Viyana çok bulutlu 14 ila 26, Bern yağmurlu 11 ila 21 derece. Oslo yağmurlu 2 ila 7, Helsinki güneşli 6 ila 12, Kopenhag parçalı bulutlu ve yağmurlu 8 ila 15, İstanbul güneşli 12 ila 20 derece. Samanyolu Avrupa Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haber bültenini seyrettiniz. Bu haberlere ve daha fazlasına samanyoluhaber.eu adlı internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, iyi seyirler.